Sosyal Hocam kanalından hepinize iyi akşamlar, hepiniz yayına hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle vatandaşlıkta son prova soruları çözeceğiz. Hem temel hukuk sorularına bakacağız. Aynı zamanda temel hak ve hürriyetlere, yasama, yargı, yürütme ve idare hukukundan seçmiş olduğum sorulara bakacağız. Bunlar hem zamanında çıkmış sorulardan hem de e, özellikle ÖSYM tarafından farklı kurum e, ve kurulu sınavlarında sorulan soruların benzerlerinden oluşuyor. İlk sorumuza başlangıç yapıyoruz. Bir tanım sorusu. Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kanunun emredici hükümlerine aykırı olması durumunda hemen burada zaten ayrıntı niteliğini vermiş. Bu hukuki işleme uygulanacak hukuk kuralı yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak butlan ceza, manevi tazminat, nisbi butlan tek tarafta bağlamazlık. İyi akşamlar demiş Emine Kutay, e, Sosyalci Sema Nur, e, Abdülselam ee, yine Fatma, Sevil, hepinize iyi akşamlar dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Ve ilk sorumuza cevaplar geliyor. Kimler? Sosyalci Kübrael, Çin Semanur, Leyla, Fatma, Gizem, Sena, A seçeneği. Yani mutlak mutlan seçeneğini verdi. Evet, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurları sahip olmakla beraber... ...kanunun emredici hükümlerine aykırı olması durumunda ortaya çıkan... ...hukuki işleme uygulanacak yaptırım mutlak mutlan. Doğru cevap. İkinci sorumuza devam edelim. Şimdi buna göre yukarıda verilen hukuk kurallarının çeşidi... Aşağıdakilerden hangisidir? Taraflar sözleşmede ödeme tarihi olarak ayın başı ifadesini kullanmış. Fakat bununla neyi kastettiklerini açıklamamışlarsa, boşlar kanunu bu ifadeden ayın birinci gününün anlaşılması gerektiğini belirtiyor. Bu yorumlayıcı mı, tanımlayıcı mı, yetki verici mi, emredici mi, tamamlayıcı mı? Şimdi mesela tamamlayıcı da temelinde ne oluyor? Bir çözümleme yoluna gidilecek ve hani burada eksik bırakılan hukuk nitelikleri e, tamamlamaya çalışılacak. Emredicide kesin uyulması gereken hukuk nitelikleri burada bahsediliyor. Yetki vericide de... Mesela örnek vermek gerekirse kişinin kendisine verilen hak doğrultusunda karar vermesidir. Hani mirasçının mirası reddetmesi gibi söyleyebiliriz. Tanımlayıcıda ise hani o hukuk kurallarının ne anlama geldiğini bulmak ...netelidir ama yukarıda ifade edilen bir yorumlayıcı ifadedir. Niye? Çünkü sen ayın başı demişsin ama... ...şimdi ayın başı memurlarda ayın 15'ini gösteriyor... ...normalde ayın başı ayın 1'ini gösterecektir. E, doğal olarak yorumlama yoluna gideceğiz ve... ...boşlar kanununa göre ayın 1'i e, anlaşılması gerektiği işte... ...bir yorumlama niteliğinde sonuca ulaştıracaktır bizi. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını göstermek... ...veya emrettiği işleri belirtmek üzere... Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince çıkarılan düzenleyici işlem aşağıdakilerden hangisidir? Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince çıkarılan düzenleyici işlem bizim için yönetmelikti. Cevaplarınıza bakıyorum. Harikasınız. CCCC doldurmuş böyle hocalarımız. Mükemmelsiniz. Bir sonraki soruyla devam edelim. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi gaybiyet kararının hüküm ve sonuçları arasında yer almaz? Bakın. Gaybın mirası teminat karşılığında mirasçılara teslim edilirken söz konusu teminat ölümüne olası gözle bakılacak halde kaybolma için 5 yıldır. Doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. O zaman yer almaz dediği için bunu e, buraya koyabiliriz. Gaybiyet kararı o kişinin öldüğüne dair bir karine oluşturur. Doğrudur. Gaybiyet kararı verildiği tarihten itibaren değil, geriye dönük olarak gaybin ölümüne olası gözle bakılacak bir durumda kaybolduğu veya ondan en son haber alındığı tarihten itibaren hükümlerini doğurur. Doğru bir bilgidir. Gaybiyet kararı ile gaybin evliliği kendiliğinden sona erer diyecek. Halbuki gaybiyet kararı verilse de dahi, dahi eşin evliliği devam edecektir. Ancak mahkeme kararıyla bu evlilik sona erdirilebilir. Lütfen dikkat edin buna. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. E, gaybin mirası teminat karşılığında mirasçılara teslim edilirken e, söz konusu teminat uzun süreden beri haber alınamama hali 15 yıldır doğru bir bilgi. Devam edelim. E, bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi e, borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Şimdi... Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle sorumluluğu ortaya çıkar. Yanlıştır diyor. Bu doğru bir bilgi. Eksi olanla bulmaya çalışacağız. Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur. Doğru bir bilgi. Borçlunun borca aykırı davranışı halinde özgürlüğün kısıtlanması mümkün değildir. Doğru bir bilgi. borçlunun mal varlığı sorumluluğu sınırsız olabileceği gibi durumun niteliğine göre de sınırlı olabilir. Bu da doğru bir bilgi. Boşluk şahıs varlığı ile de e, koşulları varsa sorumlu tutulabilir. Yani e, o kişiyi geçip de tutsak alamazsınız değil mi şahıs varlığı ile ilgili? Bu yanlış bir ifade. Altıncı sorudayız. E, aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir? Evet. Şimdi hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri değil? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Doğru. Değiştirilemez. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Değiştirilemez. Ee, yine Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Değiştirilemez. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızı al bayraktır. Bu da değiştirilemez. Ancak herkes dil ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin sizin kanun önünde eşittir. E bu değişilmeyecek hükümler arasında değildir. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlış bunlardan. Temel hak ve hürriyetler yabancılar için de sınırlanabilir. Doğru. Temel hak ve hürriyetler genel sınırlama sebeplerine göre sınırlanabilir diyecek. Halbuki genel sınırlama serbestliğe olamaz. Ancak olağanüstü nitelikler burada e, söz konusu bu yüzden bunu söyleyemeyiz. Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken anayasanın sözüne ve e, ruhuna aykırı sınırlama yapılamaz. Zaten bakın C seçeneği B seçeneği burada çelişir. C'yi kabul ederseniz zaten B seçeneği kabul edemezsiniz. Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken hakkın özüne dokunulamaz. Doğru. Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçülülük e, ilkesine aykırı sınırlama da yapılamıyor. Bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Şimdi 1982 Anayasası'na göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet siyasi partilere alacağız. Bunlardan hangisi doğrudur diye Dikkat edin yanlıştır demeyecek. E, temellik kapıdan bir siyasi parti başka bir altında kurulabilir. Evet. Siyasi partiler uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alabilir. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin kapatma davasını görür. Siyasi partinin kapatılması davası e, Danıştay başsavcısı açar. <laughs> Siyasi partiler ticari faaliyetlerde e, uğraşmalıdır e, e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fırat açıyor. C seçeneği doğru bir ifade. Devam edelim. 1982 Anayasası'na göre TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım bunlardan hangisi yanlış? Seri halde çözüyoruz. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. Doğru. TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilmez, yenilenmesine karar verilebilir. Doğrudur. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanlığı bir kez daha aday olabilir. Halbuki burada aday olamaz diyecek. Ee, seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı görevi başlamasına kadar devam eder doğru. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilmesine karar vermesi halinde TVM seçim ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Bu da doğru bir bilgi. 10. sorudayız. 10. soruyla devam edelim. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında yer almaz? Evet. YSK'nın görevleri arasında bunlardan hangisi yoktur? Şimdi Seçiminin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak görevleri arasında hakkında soruşturma yürütülen yerel yerinden yönetim karar organlarını görevden uzaklaştırmak İçişleri Bakanlığı'na bakıyordu. Bu e, temelinde YSK'nın bir görev ve niteliği değildir. Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazsızları incelemek ve kesin karara bağlamak, milletvekili seçim tutaklarını kabul etme ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim tutaklarını kabul etme bunların hepsi YSK görevleri arasında ancak B seçeneği bunlardan biri değil. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. 1982 Anayasası'na göre anayasanın değiştirilmesi ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Bakalım ne diyebiliriz biz, e, burası için? Anayasanın değiştirilmesi TBM üye tam sayısının en az 3'te biri e, tarafından yazılı teklif edilebilir. E, yanlıştır diyor. Tamam e, biz yanlışı bulmaya çalışacağız. Bu doğru. Temel hak ve hürriyetleri ilişkin anayasa değiştirilmesi hakkında teklifler TBMM Genel Kurulu'nda bir defa görüşülerek kabul edilir diyor. Halbuki bir değil, iki defa görüşülüyor. bu yüzden bu yanlış. değiştirme teklifinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az 3 5. Doğru, gizli oylama mümkün. TBMM üye tam sayısının 2 bölü 3'ü ile kabul edilen anayasa değişiklikleri referanduma sunulmadan Cumhurbaşkanı'nca onayla sokulabilir. Doğru. Cumhurbaşkanı'nca TBMM'ye geri gönderilen anayasa değişikliğine ilişkin kanunları TBMM'e aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı aynı kanunu ikinci kez TBMM'ye geri gönderemez. Doğru. Bir değil iki defa görüşülüyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım bunlardan hangisi yanlış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanır ifadesi bizim için doğru bir ifadedir. Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde yenisi seçileceğe kadar TBMM Başkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'na ait etkileri kullanır. TBMM Başkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı bunu kullanacak değil mi? O zaman bu yanlış. Cumhurbaşkanlığı makamı genel seçimlerle bir yıl veya daha az bir süre e, kadar boşaldıysa TBMM seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yenilenir. Yine Cumhurbaşkanlığı makam genel seçimlere bir yıldan fazla süre kadar kala boşaldıysa Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilir. Tevime genel seçimler yenilenmez. Doğru. Cumhurbaşkanlığı makamının genel seçimleri bir yıldan fazla süre kala boşalması halinde seçilen Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Doğru. doğru cevabı B seçimi. Bir sonraki sorumuza gelelim. 13. sorudayız. E, sorumuza bakalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı görev ve yetkiler arasında yer almaz? Hemen bakalım bunlardan hangisi görev ve yetkiler arasında değildir. Cumhurbaşkanı yardımcıları diye bakanları atamak ve görevlerini son vermek. Üst kademe kamu yöneticileri atamak görevlerini son vermek. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek yine Türk e, Cumhuriyeti'ne gönderilecek. Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek görevleri arasında. Ancak yabancı ülkelere asker göndermek veya yabancı e, askerlerin ülkede kalmasına izin vermek meclis görevi arasında değil mi? Cumhurbaşkanı görevleri arasında Değil. E, Milletler arası anlaşması onaylama ve yayınlama yine. Anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bunlardan hangisi anayasa e, mahkemesinin görev ve yetkileri arasında değildir. Şimdi, bireysel başvuruları karara bağlama görev ve yetkileri arasında, siyasi partilerin mali denetimini yapma görev ve yetkileri arasında, yargıtay e, cumhuriyet Başsavcısı'nı seçme. Peki bu kimin yetki ve görev alanındaydı. Onu da yazın yoruma. Ee, yine Yüce Divan yargılarını gerçekleştirme ve anayasa değişikliklerini şeklen denetleme. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri arasındadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçme. Bakayım hemen Sümey, Sümeyra Duymaz Cumhurbaşkanı demiş. İlk olarak o söylemiş. Tebrik ederim. Giordini <laughs> Tayyip Erdoğan demiş. E, ee, CV seçer. Harikasınız. Harikasınız. U Uyuşmazlık Mahkemesi sorumuza gelelim. Hemen bu soruya bakalım. Şimdi burada 3 tane unsur var ve diyor ki uyuşmazlık mahkemesine ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Bakalım. Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev ve uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karar geçerlidir diyor. Yanlış bir ifade. Eğer diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında görev ve uyuşmazlık niteliği varsa burada karar organı burada anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesinin vereceği karar esastır. Bu yüzden yanlış bir ifade. Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözülmeye yetkilidir. Doğru. E, mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasında e, görevlendirme yapar. Doğru. E, yanlıştır dediği için yalnız bir A seçeneği doğru seçeneğimiz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kamu yararı gerekçesiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların gerçek karşılıkları ödenerek devlet mülkiyetine geçilmesine ne ad verilir. Evet ne dersiniz? Kamu yararı gerekçesiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların gerçek karşılıkları ödenerek devlet mülkiyetinin geçilmesine biz kamulaştırma deriz tamam mı? Bunun adı kamulaştırmadır. İstimval de sınavda çıkabilir. Eğer olağanüstü durumlar meydana geliyorsa istimval ortaya çıkar tamam mı? Eğer kelime içerisinde olağanüstü görürseniz istimvale hareket edin. Ee, o da benim sınavda beklediğim sorulardan biri. Belki o da sorulabilir. Bir sonraki soruya gelelim. Ee, Türk idari hukukuna göre belediyenin organları aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Türk idare hukukuna göre belediyenin organları Hangisidir? Belediye Meclisi, Belediye İncimini, Belediye Başkanı. Belediye Meclisi, Genel Sekreter, Belediye Başkanı. İlçe İdare Kurulu, Genel Sekreterlik, Belediye Başkanı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik, Belediye Başkanı. Genel Sekreterlik, Belediye Meclisi, Belediye İncimini. Belediye Meclisi, Belediye İncimini ve Belediye Başkanı, Türk İdare Hukukuna göre belediyenin temel organları arasındadır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Devlet, kamu hizmetleri görevlerine girmek sınıflar içerisinde ilerlemek ve yükselmek açısından bireylerin bilgi ve yeteneklerini esas alan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Derecelendirme, kademelendirme, sınıflandırma, kariyer ve liyakat. Bunlardan hangisidir? Kübra açmak demiş. Sınava sınavda bu kadar kolay çıkar mı hocam acaba? Emin olun buradaki soruların böyle 60'ı 65'i ÖSYM'nin farklı kurum sınavlarında adli yargı, idari yargı farklı sınavlarında çıkmış sorularıdır. Yani sen zaten ÖSYM sorularını görüyorsun şu an. Adam sormuş, yine sorabilir. Hani kolayı, zoru yok. Önemli olan doğru yapılması vardır. Doğru yapıyorsanız, doğru yapılan soru her zaman bizim için artıdır. O şekilde bakacaksınız. Liyakat, değil mi? Bunun doğru cevabı hemen bir sonraki sorumuza gelelim. O Verdi abi soru sormuş. Hocam sosyal 78.6 ile kapattı. Bu puanın üstünde alırsak 2019'da karışmıyor muyuz? Karışmıyorsunuz. Puanın üstüne aldığın andan itibaren karışmayacaksın. Ve son sorumuz. Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri kesin hükme kadar aşağıdaki hangisi tarafından görevlerinden uzaklaştırabilir? Biliyorsunuz hani bu güncel olay yani ülkemizde de son yıllarda çokça yaşanabiliyor. Belki hani sorabilirler genel kültür kısmında. E, kimdi bunu yapan? İçişleri Bakanı'ydı değil mi? İçişleri Bakanı görevden uzaklaştırabiliyor. Evet. Ona da ifade etmiş olalım ve bu da sizlerle beraber sınav provasında çözmüş olduğum son soruydu. Hadi bakalım kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hadi bakalım çok güzel netler yapacağız bu sınavda. Çok güzel bir sonuç bizi bekleyecek. Sınava doğru güzel bir şekilde gideceğiz. Hadi bakalım iyi akşamlar. Hoşçakalın.